Onaylıktan sizi kondurabilmek zor ama artık haydi. Evet. Süper bir gücünüz olsa ne olsundu o? Biraz daha gelişkin bir hayal gücüm olsun isterdim. Süper güç olarak kafi. Daha, şimdi, daha da. Çok daha, evet. Yani birazcık daha. Hangi ülkede ev olsun böyle arada bir basıp gidilsin? Özellikle yani yeni olduğu için benim için geçenlerde gitmiştik yani pandemi öncesinde. Buruj'da yaşamak istiyorum yani. Türkiye'nin her yerinde yaşayabilirim ama özel hayalini kurduğum İstanbul dışında bir yer yok. Hmm. Yani burası gibi bir yer yok çünkü. Ama yazarlık amacıyla arada bir Buruj'a kaçıp geri gelmek isterim ama. Yani burada olmam gerekiyor burası. Yazmak nevi... için orası iyi ama sessiz, i̇yi, sakin, tabii, tabii. Böyle... Yabancı, en güzel tarafı o. Yabancı ve düzgün. Yabancı yer sizi uyanık tutuyor. Yani alıştığınız bir yer değil ya, böyle devamlı alert haldesiniz. Yazarken böyle biraz uyanık olmak iyi. Ha. Ama burası anne kucağı gibi güzel yani. İstanbul çok güzel. Başka ya. Evet, aynen öyle. Bütün hengamesine rağmen. Kadar, tamam. Ama boş ver, iyi tarafından bakalım. Evet, yani evet. Burayı bu kadar sevdikçe inşallah düzeltiriz de. Yani bu kadar bozmanın bir imarı da olur bir gün. Olur, bir gün değil yaparız mi? İnşallah. Tabii yani küçük bahçemizden başlarsak olur, niye olmasın? Tamam. Umut dolmak istiyorum ben. Tabii ki. Evet. Yani bak, saksıda bitki yetiştiren insan umut yetiştirir, ben söyleyeyim. Yani bir doğuma, bir oluşa, bir büyüyüşe, herhangi bir şekilde bir yaratıma vesile olan insan umut üretir zaten. Sadece tüketen umut edemez. Yani bunu bir hayatımıza yerleştirelim. Fikir olsun, iş olsun, eser olsun, bir şey ürettikçe umut olur. Ya bir bahçeye şöyle çiçek ekmek bile müthiş bir umuttur yani. Yapalım. O da lütfen bir iletişim. Deneyelim. Bir de çok güzel, evet, bir iletişim. Aynen. Evrenle iletişim. Süper. Aynen. Şimdi o mu bu mu var? Evet. Soracağım, siz de cevap vereceksiniz. Aynen, tamam, devam bana, yani. Bana uyar. Dopamin mi, serotonin mi? Endorfin. Ama böyle deyince şimdi. Dopaminin de serotonin de fazlası zarar, hemşire yani. Her şeyin fazlası zarar, tabii, değil mi onun da? Ama endorfin güzel ağrı kesiyor, kafa yapıyor. Ha. Böyle ne kadar bol olsa o kadar iyi. Bu dönemlerde çok lazım. Ketojenik mi, fotojenik mi? Yani ketojenik geçicidir, fotojenik kalıcı diyeyim. Biz şey diyoruz, alırsın ketojenik, olursun fotojenik. Her zaman değil. Çünkü ketojenik bazen sivilce falan yapabiliyor. Yağdan dolayı. Yağ yaktığından dolayı toksinler deriye meriye vuruyor. Biraz fotojenikliği bozabiliyor. Ama o bir araymış. Tabii tabii, başlarda. İlk birkaç ay sonra düzeliyor. Düzeliyor, tabii, tamam. Tabii. Cilde iyi geliyor yani. Yoga mı, pilates mi? Tabii ki yoga, pilates ben. Ne alakası var? Hem de en tembelinden. Misket mi? Uçurtma. Hiç misket oynamadım çünkü. Hiç bilmem. Kitap mı, Kindle mı? Tabii ki kitap. Kokusuyla, dokusuyla, tozuyla, hapşırığıyla kitap. Peki bizim jenerasyon olduğumuz için mi böyle acaba? Kindle ya da elektronik kitap okuyucuları çıkalı çok oldu. Neden tutmadı? İçinde 100 tane kitap var. Hepsinin şekli ve ağırlığı aynı. İnsanın okuma deneyimi böyle bir şey değil. Bizim her kitabımızın ağırlığı, kokusu, fontu, efendim işte baskı stili, kapağı, mapa, her şey değişik. Her kitap başka bir deneyim bizim için. Fiziksel de bir deneyim. Hmm. Dolayısıyla o elektronik kitap okuyucularda büyük. Biz kitabı sadece teksti için okumayız. Yani o sayfası, şekli. Mesela Tom Sawyer'ı okudun mu? Hmm. Özellikle genç yaşlarında. Tom Sawyer deyince aklına Amerikalı bir çocuğun hikayesi değil. Bir kitap kapağı ve bir cilt bir şey geliyor. Evet, direkt mesela o geldi. O Tom Sawyer. Ve onun film uyarlamasını bile o yüzden sevmezsin. Senin için o kitaptır Tom Sawyer yani. Kitap öyle bir şey. Çok güzelmiş, tabii, ya. Tabii. Süper bir gücün olsa hangisi olsun isterdin? Oho. Neler, neler istemem tabii. İstemeyiz. Ah, Cansız. Çok merak ettim. Ah, yani. Bir uçabilseydim falan. Nereye gidiyorum? Yok ya, uçma falan ne ya. Kuşlar var işte, onu yapar. Yani böyle saçma sapan inançları, insanları bölen ideolojileri, ilk aklıma gelen bu açıkçası. Şu anda 2021 yılında süper güçlük bir şey de değil aslında. Biraz iyi niyet ya da niyetle alakalı insanoğlunun. Fakat tabii burada menfaatler işin içine giriyor. Dolayısıyla isterdim ki hani böyle hani insan olduğu için bir insana merhaba de ya da ne yapacaksan yap. Hani ilişkini onun üzerine kur da böyle inancından dolayı. Yani mesela bütün hayatını bir spesifik, belirgin politik partiye veren insanlar var dünyada. Daha o partinin iç tüzüğünü okumamış. Böyle bir şeyi ortadan kaldırmak isterdim, bu inançları.
Ama tabii böyle acayip acayip bir şeyler, hayal kahramanı bir şeyler dememi bekleseydin ne diyeceğimi bilmiyorum. Sen ne isterdin yani? Sen ne olmak isterdin? Böyle bir süper bir gücün olsaydı. Marvel falan hani öyle. İşte uçmak diyorum ya ben. Ya bırak zaten ne olacak? Burada da uçabilirsin. Ne olacak yani? Işınlanmayı seviyorum. Arada ışınlanıyorum falan diye. Gerçekten mi? Ne bileyim ben hani işte Superman falan görüp hani süper güç deyince öyle diye şey yaptım. Abi, ama mesela enteresan şeyler de çıktı işte hemen böyle baktığım şeyi sanki 20 yıldır yapabiliyor olmak isterdim. Tecrübe isteyen oldu tabii, falan. Tabii. İşte böyle bilgiyi emcükleme falan gibi böyle Caner onu istemişti. Falan öyle şeyler de çıktı. Seninki de güzelmiş. Sevdim. Hani böyle anılar, sır falan filan. Şey öyle sır istemiyorum ama anı istiyorum. Mesela Tarkan'la sahnede beraber. Kaç konser sayabiliyor muyuz? Kaç yıldır beraber? Tarkan gözü büyük. Tarkan gözü büyük değil. Ha. Gözü büyükle hiç sahnede... Çaldık. Çaldı mı? Bizim mi? Sevgili Turgutcuğumuz. Turgut Berkes'in Kara Kutu adlı albümünün lansman konserinde. Dur bakayım neredeydi o söyleyeceğim. Şeyde. Babylon. Babylon'da. Babylon tabi. Orada Tarkan'ın şahane bir yaptığı bir şarkı vardı. Hatta sonra yanılmıyorsam İçimizdeki Dünya. Sen de yaptın. Dolayısıyla o tabi böyle bir all star cast denir ya böyle. Hani herkes bir şeyin peşinde, bir hoşluğun peşinde ve aslında hep bir katkı için. Yani inandığımız bir müzisyen arkadaşımızın ya da tercüman ya da ressam yani birçok yetenekleri olan. Ama Turgut Berkes bizim hayatımızda çok çok başka bir yeri başka, var yani. Başkaydı yani kesinlikle. Çok kıymetli, kesinlikle. Çok değerli. Hala da çok özlüyorum. Evet ben de. Ben de ve o yaptığımız duruyor, yaptığımız albümü de ki herhalde o projeye en son katılan kişi Kara de ben albümü. Ben olmuşum. Fakat o albüm dahilinde çok iyi bir kadro. Neyse uzatmayayım. Babylon'da onun lansman konserinde senin kocanla Tarkan Gözübüyük'le aynı sahnede çalma şansına sahip o tabii ki. Bir de yani müthiş müthiş bir adam. Sizi birlikte seyretmek de bizim şansımız definitif. Ne mutlu. Teşekkür ediyorum. Tarkan Tevetoğlu. Evet onu soruyorsun. Tabii çok uzun yıllar oldu. Bir kere çok eski bir arkadaşım. Onunla da herhalde bir 25-26 yıl oldu. Oldu 15 canım. Yılı geçkin bir zamandır orkestra, aynı orkestradayız. Diğer müzisyen dostlarımla beraber. Sayısız konser tabii. Yani Türkiye'deki konserlerin bir kısmını duymakla beraber Avrupa, Rusya, Amerika böyle birçok yerde konserler. Şanslı olduğum bir birliktelik öyle diyeyim. Yani bir parçası olmaktan hem mutlu hissettiğim hem de gurur duyduğum açıkçası bir birliktelik. Yani birlikte sahneye de çok yakışıyorsunuz. Gerçekten. Ya tabii zamanla bir ekip sahne üstü veya sahne arkası da dahil. Çünkü aslında ekiplik böyle bir durum. Yani illa orada 5 kişi ya da 8 kişinin sahnede olması fevkalade mühim. Fakat aslında bu bir aile işi. Yani sahne arkasındaki insanlarla, gitarının tedarikçisiyle, ses sistemini yapmaya çalışan ışıkçısıyla, ne bileyim o ağır amfileri, kabinleri taşıyıp sen otelde kakara kikiri yaparken, limonatalar üstüne limonatalar içerken efendime söyleyeyim o sahneyi kurma çabasında olan herkesin aslında emeği vardır. Dolayısıyla bu uyum ya vardır ya yoktur. Biz sizde tuttu işte olmayı onu diyorum. Bizde bu kimya tuttu evet kesinlikle. Peki o zaman normal sorularıma geçiyorum tekrar. Peki. Kiminle sıkı dost olmak isterdin? Bilmem. Birçok arkadaşımla şu an zaten olmak isteyebileceğim kankayım yani. Bu arada şey de olabilir, evet. Şu an yaşamıyor da olabilir. Yani şöyle ben Van Halen'ı çok sevdim gitarcı olarak. Gülüşünü de çok sevdim, bana kattıklarını da çok sevdim. Yani ilk aklıma gelen o. Michael Jackson'ı çok isterdim. Gerçekten mesela Tarık Akan'ı tanımayı çok isterdim. Onunla belki bir ne bileyim bir kahve içmeyi, bir şeyler paylaşmayı, hatta onun yaşanmışlığından öğrenmeyi çok isterdim. Mesela Ahmet Ertegün. Çok önemli, dünyaca ünlü müzik insanı, müzik yapımcısı, Atlantic'in kurucularından. Yani isterdim de isterdim tabii. Yani böyle düşününce acayip şeyler geliyor insanın aklına. Yani tabii. Güzel. Güzel. Big Show! Şimdi tekrar soruma geçiyorum. Sor. Zamanda yolculuk yapabilseydin, eski, yeni ne tarafa giderdin? Kızılderililer zamanına gitmek isterdim. Amerika'da
Ama bu tam hani Amerika Birleşik Devletleri kurulurken ve bütün Kızılderilileri katledip onların soyunu tükettikleri zaman değil tabii ki. Daha böyle onun öncesi. İşte onların inançları, yaptıkları bazı seremoniler, kutlamalar, onu isterdim. Yine Uzak Doğu'ya gitmek isterdim öyle bir imkanım olsa. Bilmiyorum ya, öyle bir sempatim var. Çinli ya da çekik gözlü mü artık fantezim var bilmiyorum yani. Öyle bir durum. Peki dünya üstünde başka nerede yaşamak isterdin diye soracağım ama Los Angeles hariç tutuyorum. Oradası da ikinci evin. Evet. Burası var. Bir de evet. Yani bu iki yer dışında. Yani öyle şurası. Japonya dedin gerçi ama tabii. Yine de. Yok yani dostlarının olduğu, arkadaşlarının olduğu yer, kendini ait hissettiğin bir yer oluyor. Onlar neredeyse orası. Mesela şimdi ne kadar zaman sonra İstanbul'a tekrar geldim. Sizin daha doğrusu bu güzel programınız için kaç yıllık arkadaşlarımı görme şansına sahip oldum. Bu bana bunu mesela anımsattı. Yoksa tabii ki daha iyi yerler olduğu gibi daha acayip kötü, acımasız yerler de var söz konusu dünyada. O yüzden en samimi cevabım bu.